Şu an Çanakkale'deyiz. Kilitbayır köyü sınırları içerisinde Ağdere mevkindeyiz. Bulunduğumuz yer 1915 yılında Çanakkale Muharebelerinde yaralanan askerlerin tedavilerinin yapıldığı bir alan ve şu an bulunduğumuz bu yamaç ise binlerce Çanakkale şehidinin defnedildiği bir alan. 2017 senesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı saha ekipleri şu an bulunduğumuz bölgede diri örtü temizliği çalışması yaparken işçiler çalılıkların arasında yere devrilmiş halde bir mermer taşa tesadüf ederler ve bu mermeri kaldırdıklarında da altında yazılarla karşılaşırlar. Bunun üzerine 18 Mart Üniversitesi'nden beni davet ederler ve alan başkanımız Sayın İsmail Kaçdemir'le birlikte buraya geldiğimizde ve mezar taşında yer alan ifadeleri okuduğumuzda eşine ender rastlanır bir şehit kabrinin başında olduğumuzu fark ettik. Mezar taşında yer alan ifadelere baktığımızda ise ihvana yani dostlara hitabıyla başladığını görüyoruz. Akabinde ilk cümlede bakıp sanmayın ki ben öldüm. Bakın biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz zira onlar dirdiler fakat siz farkında değilsiniz buyurulmakta. Yani aslında şehidin mezarında yer alan ilk cümle şehitlerin ölümsüzlüğünü anlatan ayete vurgu yaptığını görmekteyiz. Devamında ise değil ancak askerin son rütbesini buldum. Son rütbe şehadet. Yani bir askerin ulaşabileceği en büyük mertebe. Din ve vatanımız yaşaması için Türk'ün. Yani 1915 yılında burada savaşan askerin çok açık bir şekilde bir Türklük şuuruna, Türklük bilincine sahip olduğunu görmekteyiz. Devamında ise bilin ki kardeşler en şereflidir bu ölüm. Yani vatan uğrunda, Türklük uğrunda gerçekleşen bu ölümün en şerefli ölüm olduğunu anlattığını gördük. 42. alayın 2. taburundan Zaferanbolulu yani Safranbolulu Kalıpçı Ali Usta Mahdumu Mehmet Çavuş ruhuna Fatiha. Kendisi Kazım Karabekir'in askeri olarak Kerevizdere bölgesinde Fransızlarla savaşırken yaralanıyor. Şu an bulunduğumuz Ağdere mevkine getiriliyor ve burada kurtulamayarak şehit oluyor. Akabinde burayı biz o dönem haber yaptık. Ve bu haberden çok kısa bir süre sonra Safranbolu'dan bir telefon geldi. Ve bu telefonda arayan kişiler biz bulduğunuz şehidin torunlarıyız dediler. Ve aile evraklarıyla da torunu olduklarını ispatladıkları için kendilerini buraya davet ettik. Mezarın başına geldiler. Tabi onlar da hem çok şaşkınlar hem yoğun duygular içerisindeler. Yani televizyonda otururken dedenizin Çanakkale'de mezarının bulunduğunu görmek herkese de nasip olmasa gerek böyle bir mutluluk. Tabi onlar biraz mezar başında yalnız kaldılar. Dualarını yaptılar. Akabinde hemen yanlarına sokuldum ve dedim ki elinizde şehidimizle ilgili herhangi bir şey var mı? Olmaz mı? Fotoğrafları da mevcut dediklerini biz böylece Safranbolu Mehmet Çavuş'un kendisini de görmüş olduk.